Ve Beşiktaş'la devam edelim. Şimdi taraftarın duymak istediği transferler var. Yıldız isimler istiyor, transferleri istiyorlar. Ama Ruslan Malinovski'yi konuşalım ilk önce istersen. Kadroya katmak için Fransız ekibiyle görüşmeler başladı. Hücuma dönük bir orta saha, değil mi Ruslan? Tabii yani hücum ağırlıklı bir merkez olsa hatta 10 numara da oynayabiliyor. Marsilya'da kiralık olarak görev aldı. Atalanta'daki ilk dönemi çok iyiydi. Beşiktaş kadrosuna dahil olması halinde evdeki mevcut oyunculardan ayrılan yönleri çok fazla var. Dolayısıyla çok kıymetli bir transfer olur. Marsilya'dan ayrılmak istemesinin sebebi de geçtiğimiz sezon işler pek iyi gitmedi. Kendisine ara transfer döneminde transfer oldu. Yazında opsiyonluğuyla birlikte 10 milyon euroya alınmış oldu ama Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı. Marsilya Panathinaikos'ta oynayacak. Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı. Dolayısıyla bir ayrılık arzusu var oradan. Beşiktaş'ta ilgileniyor. Burada kiralık artı satın alma opsiyonu üzerine Beşiktaş bir görüşme gerçekleştiriyor. Marsilya tarafını bu tip konularda ikna etmek biraz zor oluyor. Marsilya başkanı enteresan bir kişiliğe sahip. Kolay değil onu ikna etmek. Hep istediğini vermek zorundasınız onun. O da 10 milyon euro vermişken Ruslan Malinovski'ye 10 milyon euroyu bir şekilde almak istiyor. Ama dediğim gibi Beşiktaş bu tip bir oyuncu yani böyle takıma kalite katabilecek A sınıf bir oyuncu takviyesi yapmak istiyor. Gerçekten Malinovski de benim özellikle Atalanta döneminde çok fark yaratan ilk dönemde beğendiğim bir oyuncuydu. Beşiktaş'ın elindeki hem Gedson'dan hem de merkezde şu an merkezde oynayan Salih Uçan'dan çok daha farklı profil. Hatta geçtiğimiz sezon Jin Onana da 8 oynuyordu Lens'te ama Jin Onana daha ziyade savunmacı bir oyuncu. Malinovski'nin transfer olması demek, transfer edilmesi demek Şenol Hoca'nın arzu ettiği o 6-8-10 gibi zilişte orta sahadan hani Delali'den alamadığını ondan almaya çalışacak. Evet 6-8-10 gibi dizilişte orta sahadan alamadığı o gol asist katkısını çok fazla alamadı diyelim. Gerson ligin sonuna doğru açıldı çünkü. Salih'in de yanılmıyorsam 3 gol 6 asist gibi bir performansı vardı. Daha fazlasını vaat eden bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş şartlarını zorluyor. Hatta Beşiktaş yaz transfer dönemine girerken belli bir şey belirlemişti. Bütçe açısından, yıllık maaş, bütçe. Bunların da artık üzerine çıkmayı göze almış noktada. Malinovski de bu tarz bir profil. Hatta Nikola Pepe de aynı şekilde Beşiktaş adına girişimlerin olduğu ama şartları itibariyle çok zor görülen bir transfer. Çünkü söyleyeyim 4,6 milyon euro net ücreti var Arsenal'da. Sözleşmesini feshedecek. Tamam da yani sonuçta 4,5'ün üstünü görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Sizden ne isteyecek? Fenerbahçe'nin de ilgilendiği haberlerini okudum. Yani Bilgin bir var mı? Fenerbahçe kanadı ile ilgili bilemiyorum. Şöyle Tete'li daha ağırlıklı olduğunu biliyorum orada yabancı oyuncu olarak ama Nicola Pepe bir de şöyle bir şey var. Fil dişi sahilli. Ya Beşiktaş'ın kadrosunda Ocak ayı geldiğinde Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncu sayısı çok fazla. Potansiyel olarak Bu da çok çok önemli bir fazla. transfer planımız. Buna dikkat Daniel edilmiyor mu? Amartey, Jin Onana, Arthur Masuaku, Koley, Omar Kole, Abubakar, Abubakar, biri daha var. Gezal, Raşit Gezal sakat da olmazsa Gezal Muleka. da olabilir. Muleka aynı şekilde. Kim oynayacak? Ya şimdi bunların 13 bazıları Ocak'ta çağrılıyor. başlıyor Bunların Afrika bazıları Kupası. çağrılıyor, bazıları çağrılmıyor bu arada. Çoğu Milan çağrılır takımı. ama bunların. Ama 6-7 En önemli 10 adamın çağrılacak. Pepe için ben Abubakar çağrılmayacağını çağrılacak. duydum. Kim? Pepe için. Pepe Gitmiyor için de diye duydum. işte hani böyle bir durum var. Beşiktaş o yüzden hani Pepe de zaten teklif götürmesinin sebebi de buydu ama Gitmesin Afrika ya Kupası'na. hani Soruyorlardır ya yani. Tabii canım. oldu da gitti diye böyle bir şey yapıyorum. Ya böyle Beşiktaş taraftar yani o yüzden çok fazla Afrikalı da Çok oyunda olduğu için eleştirilir. orada da denklem biraz şaşıyor ama Nicola Pepe olsun, onun dışında Jin Onana'nın belki gitmeme durumu olabilir diye konuşuluyordu transferinde. Böyle birkaç oyuncu var. Gezal'ın da Cezayir'e son kadroya yanlış hatırlamıyorsam seçilmemişti. Zaten Okereke de sakatlığından zannediyorum öncesinde. olma Daha önce ihtimali Okereke olsaydı de vardı ama o da Okereke de giderdi. Nijerya milli takımına gitmiyordu son döneminde. O yüzden zaten gündemdeydi. Orada kritik şey var. Amartey, Colley, Masuaku, Abubakar. Bu dördü gitse diğerlerinin hiçbiri gitmesine gerek. Bu dördü gitse problem. Hocam bu dördü gidiyor. Bu dördü gitse Dördü gidiyor. problem yani. Çok net yani. Sen yani arka tarafı dörtlünün üçlüsünü gönderiyorsun. Yani o arkanın dörtlünün biri bile bozulmaz. Bir de Abubakar'ı gönderirsin.
Yani o bir de fikstür ters. O yüzden şöyle. Bir de o güne yükleniyorsun. Evet, sen o gün transferi yapmış gibi. O yüzden şöyle, stopere iki takviye birden planlanıyordu zaten sağ stoper itibariyle. Bir de bu mavi karta uygun ya da yerli, direkt yerli olabilecek bir takviye savunma itibariyle. Çünkü Bahtiyar Zaynutdinov, CSKA Moskova'da oynayan, onun dışında Nurali Alip, Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlerden de görüşüldü. Neden? Çünkü ikisini de, mesela Bahtiyar Zaynutdinov çok acayip farklı bir oyuncu. 10 numarada da oynuyor, 8'de de oynuyor, sol kanatta da oynuyor. Milli takıma gidiyor, sol stoper oynuyor. Yani savunmadan hücuma kadar her yerde oynuyordu. O yüzden çok üzerinde durulmuştu. Bu tarz bir oyuncu istendi ki yarın öbür gün işte Afrika Uluslar Kupası geldiğinde 4-5 maçlık böyle periyotta elimizde alternatif olsun diye. Beşiktaş savunmaya bir değil bence iki takviye yapmasına ihtiyacı var. Sağ stoperi çünkü Dianko ve Amartey olarak düşünülüyordu ya. Evet. Birden fazla ikiydi. Omar Kolev ve Amartey'in gittiği yerde çünkü ihtiyaç duyacaksınız buna. Onun dışında Malinovski zaten konuştuk. Roberto Pereira konusu var. Bugün tekrar gazetelerde gördüm ben. Ya Roberto Pereira artık hani amiyane tabiriyle hani suyu çıktı dersiniz ya. Hakikaten suyu çıktı yani bu transfer şeyini. Ya bir aydır ben bir ay oldu, rahatlıkla bir ay olmuştur. Hatta ilk görüşme Mayıs ayındaydı bu arada kendisi. Mayıs'ın sonunda haberini Mayıs ayının sonundaydı. O zamanlar 3 milyon euro bandında bir ücret istemişti. Çok fazla gelmişti Beşiktaş'a. Minimum 3. Yani öyle söyleyeyim. Görüşmeler durdu. Bir ay sonra tekrar başlamıştı. Neredeyse 1,5 ay önce hala cevap bekleniyor. O yüzden bugün Rustam Malinovski'ye vesaire diğer başka orta savunucularla konuşuyorsak sebebi bir yerde de bu. Yani Redmond'da benzer bir süreç var ortada. 3 tane daha teklif var kendisine. Bu toplam 4 teklif, Beşiktaş dahil olmak üzere toplam 4 teklif arasında bir karar vermesi bekleniyor. Benim duyduğuma göre Pereira'da en iyi net ücreti şu ana kadar Beşiktaş'tan almış bu arada. Ya transfer döneminde Beşiktaş şu dönemde çok fazla eleştiriyor ama sanki giden oyuncular da sanki takıma biraz hasar mı verdi? Hani Redmond'ı bu kadar beklemek, sayısın durumunun bir türlü belli olmaması. Nasıl yorumluyorsunuz? Aslında sayısın durumu, çok üzülüyorum hocam. Kısaca bir sayısın durumu netti. Benim adıma hiç beklenmedik bir sonuç değildi. Hatta çoğu kişi adına Beşiktaş takip Sayıs mı çok netti, Beşiktaş cephesi mi? Sayıs çok netti. Yani sayısı burada tutma ihtimali yoktu Beşiktaş'ın. Belliydi. Peki nedenini biliyor musunuz? Yani çünkü gittiği Elsa'da mı gitti? Yani? Gittikten sonra bir röportaj vermişti. Şenol Güneş'le zannediyorum. Ya hoca futbolcu Yıldırım'ın barışamaması, evet. Ya Sayıs'ın Beşiktaş'ta oynarken son haftalardan itibaren biz gideceğini zaten, hatta öncesinde biliyorduk da lig bittikten sonra kalmayacağına emindik. Ben burada hatta %99.9 diyorum, %0.01'i de ayıp olmasın diye söylüyorum dedim. Kalma ihtimali yoktu. Burada Redmond biraz o denklemi şaşırttı. Neden? Redmond'a Şenol Hoca şöyle rol veriyordu takım içerisinde kalsaydı. Hem 10 numarada değerlendirebilirim, hem sağ kanatta değerlendirebilirim. Çünkü 10 numarada geçtiğim sezon değerlendirdiğim maçlarda neler yaptığını gösterdi. 2-3 tane maçı forvet arkası oynadığında çözmüştü Redmond. Sağ kanatta değil. Olursa her iki yeri de Redmond'la birlikte çok rahatlıkla götürebiliriz düşüncesi vardı. Ama Redmond o denklemden çıkınca hem 10 numara hem sağ kanat. İkisini birden aramak durumunda kaldınız.